billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelimeyle 4 kelamı öğrendim. 40 sene ömür, 10 sene çıkarsa 30 sene tahsil. 4 kelamla 4 kelime öğrendim. Ama bu ne biliyor musunuz Murat'ım? Kainatın sistemi. Yazılımı yani. Detayla uğraşmamış. Soru ezberlememiş. Soruları ezberlememiş. Kuralı ezberlemiş. Tamam mesela. Diyelim ki kül, burada geçiyor. Kül, cüz, külli, cüzi. Bu kavramı kendisi getiriyor ama şöyle bir şey. Daha önce vardı ama ustad şöyle bir kavram şey yapıyor. Kargaşasından kurtarıyor. Mesela İ'si yok, kül. Ve çok uğraştım ben. Murat bilir. Çok uğraştım bu meseleye. Kül noktasız. Tamam bak abisi. Hanif. Nokta külli yok. Kül ve cüz. Bu somut için kullanılır. Somut. Yani dış dünya. Tutulan, gözüken şey için. Mesela böbreğim cüzdür. İnsan küldür. Parçaların şeyi. Yavrum sen oraya geç. Oksürdüğün için sen arkaya geç. Burada çek. Şey. Orada Murat abinin yanında otur. Ha, orada otur abisi. Üşütmeyin. Niye üşüttürüyorsun çocuğu ya? Şimdi mesela ağacın bir yaprağı cüzdür. Ağaç küldür. Yani bütünün teşkil eden parçalar, bütün. Bu dış dünyada. Okurken böyle bakacaksınız külliyatı. Cüz ve kül kullandığı zaman bütünsel ve parçası. Şimdi bu dış dünya buna emri nisbi denilir. Emri nisbi. Tamam. Nispet edilen bu bina büyüktür. Bu küçüktür. Dış dünya bu. Yani düşünce değil. Şu gecekondu var ya. Efendim büyüktür. Kümese göre. Şu bina çok büyüktür. Bu mahallenin en büyüğüdür. Levent'teki gökdelene göre küçüktür. Dış dünya kıyas. Bu cüzdür, o küldür. Bir daha yapıyorum şuradan. Karaciğer cüzdür, insan küldür. Hamsi cüzdür, deniz 100.000 hayvanlar küldür. Tamam abi, dış dünya. Ama değişkendir. Şimdi bugün şey, bir şey anlatmak değil de kural şey yapmak adına şey yapıyorum. İkincisi, külli ve cüzi. Külli i var, tamam mı? İ çekiyor. Bunlar somut değil. Soyut, düşünce boyutunda oluyor. Buna emri itibari denilir. Yani şu. Okuyoruz kitabı. Görüyoruz dış dünyayı. İşitiyoruz hadiseleri. İçeri alıyoruz. Harmanladık mı? İçeride ben şu binayı, şu binanın rengini değiştiririm hayali. Yeşil yapabilirim. Sarı yapabilirim. Binayı kaldırırım. Daha bina yok. Gökdelende dikiyorum. Aa bak ben hakikaten görüyorum. Şaka demiyorum ama görüyorum. İç dünyayı simgeler külli, cüz'i, i. Mensubiyet getirir. İçeriye taşır bizi. Ne işimize yarayacak bak. Bu emri itibarilerdir. Düşünce boyutumuza ufuk katıyor. Bizi standartlıktan çıkarıyor. Külli düşünmemize vesile oluyor. Dışarıdaki külli görmemize vesile oluyor. Külli anlamlandırmaya vesile oluyor. Ve alleme, ademe, esme, külleha bu. İsimleri öğrettim. Yani işlevini öğretti. Sistemini öğretti. Allah'ın ilk yaptığı iş insana, Adem'e öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yaptı. Tamam mı abi? Ben vakıf olmasaydım,
İçtim hayata eğer çıkacaksam, bir iş yapacaksam inan öğretmen olurdu. Çünkü Cenab-ı Hak alleme, muallim, muallimlik yapmış. Adem'e, esma'e, külleha. Adem'e Cenab-ı Hak muallimlik yapmış. İlim öğretmiş. İlimleri, isimleri öğretmiş. Görüyor musunuz? Şimdi ben oraya girmeyeceğim de size güzel harika bir ölçü var aşağıda. Onu anlatacağım, gideceğim. Veya çay içeceğiz beraber, onu nasıl yapacağız? Ustad o 40 senelik ömründe, 30 senelik tahsilinde yöntemi öğrenmiş. Yöntem. Artık ondan sonra kainat sırları çözülmüş. Bir tane de buydu. Şimdi tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. Ben bunu anlatmak için açmadım. Ama örnek için verdim. Kelimelerden maksat, manayı harfi, manayı ismi. Niyet ve nazar. İşte nazar o. Niyet içsel. Kül cüz, nazar. Külli cüzi, niyet. Değiştiriyor. Manayı ismi, dış dünya. Manayı harfi, içsel onu yorumlamak. Anladık mı abi? Bir daha yapayım. Niyet içseldir. Vücudu haricisi böyle yoktur. Atom seviyesinde ama mahluktur. Çıktığı zaman vücudu yoktur yani. Yani ona emri itibari denilir. İtibari emirdir. Niyet içsel alemdir. İçsel alemi konuşurken neyi kullanıyorduk? Cüz mü kül mü? Külli mi? Cüz'i ve külli. İleri bir ara düşüneceğiz. Cüz'i deyince külli olacak. Cüz deyince kül olacak. Unutma. Cüz, bırak burada mı? Ha burada canım. Tamam. Aramak istedim de gözüm onda. Cüz deyince kül. Aynı karşı karşı olacak. Bu parça, bu bütünsel. Bu cüz'i ve külli. Mesela hücre, DNA var. DNA'da insan yok mu? Var. Her bir DNA cüz'idir, iyi çekiyor. Bütünü taşıyor. Ama bütünü taşıdığı için o hücre DNA'dır. O DNA'ları 100 trilyona yakın hücre var. Hücrelerin toplamı, cüz'ilerin toplamı külli oluyor. Ama karaciğer cüz'dür. Karaciğer bütün vücudu anlatmaz. Ama karaciğerin bir hücresi yazılımı dersek enfusi. Enfusi dersek cüz değil artık. Karaciğer cüzdür. Ama hücrenin içindeki DNA cüz değildir. Cüz iyidir. Bütünü taşıyor. Tamam mı abi? Bunu düşüncede kullanacağız. Mesela tefekkür ederken cüzleri alırız. Cüz'i yaparız. Külli yaparız. Şimdi ben gelmek istediğim yere geleyim. Cenab-ı Hakk'ın mahsivasına yani kainata manayı harfiyle ve onun hesabına bakmak lazımdır. Mana ismiyle ve esbab hesabına bakmak hatadır. Mesela su içtim. Bu bir küçük bir hadisedir. Allah içirtti. Çünkü niye? Allah nasıl bu Allah içirtti dersen manayı harfi oluyor. Ben bir tane kişi rastladım buraya. Yutkunması bozulmuş. Yutkunması. Ve burayı delmişler. Ben nerede bilecektim? Gördüm. Çapada. Birisini ziyaret edince kovuşu yer yoktu. Onu oraya yatırdılar. Burayı delmişler. Buradan gıda veriyorlar. Yutkunma ufak bir et parçasıymış. Burada neredeyse. Bak. Basit bir şey ama bak. O kadar etkilendim. O kadar etkilendim ki. Bir koğuşa, bir hastaya, bir nurcu hastayı ziyaret ettim. Onların koğuşunda yoktu da bu hastayı getirdiler. O tipten hasta değildi bu. Burayı delmişler yeni de buradan muhallebi veriliyor. Hem de 14 yaşında. Niye deyince yutkunması bozulmuş. Ne olacak? Ezeli ve ebedi. Yani dünya tabii. Ezeli ebedi derken dünya hayatı. Artık buradan yok.
Şu kadar. O kadar etkilendim ki çapadan dışarıya çıktım akşam. Simitçi vardı dışarı. Kardeşim oradan bir simit ver dedi. Adam, vereyim abi dedi. Abi su da vereyim mi? Lan ver. Ver lan ver. Abi. Ay bu lan. Abi hayırdır bu arada dedim. Lan içeride ne oldu biliyor musun dedim. Simitçi anlatıyorum. Ne yapacağım ya? Ben bahane atacağım ama. Anlatmak için yapmıyorum. O kadar etkilendim ki. Ne oldu dedi. Aldım simiti. Oturdum. Adamın delikanlının dedim yutkunması yok. Bak simitçiye bak ne yaptı. Dedim ki zenginin de çocuğuymuş. Trakya'da babasının tekstil şeyi varmış. Atölyesi. Bak dedim yutkunması yok. Buraya delmişler muhabele bir yetiyor. Bak ben onu dedim şükür için dedim bir simit yiyeyim dedim. Durdu. Böyle yani şimdi yutkunamıyor mu dedi. Yutkunamaz mı dedi ya. Ya Allah Allah. Ben de fakirim kendim zannettim dedi ya. Bir tane de kırma al benden al biraz. Lan bak dedim. Yo, al şunu. Bak sen de bir ye. Bak abi komple bile götürürüm dedi. Aynı böyle ha. Sonra oturduk. Tam belki de yarım saat ders yaptım. Simitçi. Ya neymiş ya dedi. Ondan sonra Nurları da tanıdı. Bilmiyordu Nurları. Yani insan masivayı niçin dedim. Bak basit bir şey değil mi bak şu. Yutkunabilmek için Allah lazım. Ayaklarından seni assınlar. Kafa aşağıda suyu iç gene gider yukarıya. Çünkü şöyle çalışıyor. Bu yutkunma. Tüyler öyle çalışıyor. Pat ileri itiyor. Geri gelmiyor. Onun için zaten mide kapağı bozulunca ona şey diyorlar. Bir asit geliyor ya. Bir hastalık var işte. O geliyor. Bak tıkır 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 aşağıya götürüyor. Kıllar varmış. Gülüyor. Samet geliyor Samet. Ya bundan sonra bunları hiç tıkır tıkır unutmayacaksınız. Bak yutkunmanız yemek yiyebiliyor. Sen de diyorsun ki efendim ben ekmeğim yok. Bir video gösterdiler. Acımasız bir böyle şefkati tahrik ediyor. Bir Suriyeli kadın çöpten ekmek bulmuş. Nasıl yiyor? Diğerini de etrafa bakıp çocuğuna yedirecek saklıyor. Üzüldüler. Hayır ben hiç üzülmedim. Sistemi mükemmel. Ekmeği yok. Ulan o kadar zengin var ki. O kadar psikolojisi bozuk ki. Böyle ne yemeği? İstanbul versen hayat anlamını yitirmiş. Bu gözlüyor nerede nasıl intihar edeceğim diye. Adam hiç derdi yok kadını. Buldu ekmeği. Lan midesi olmayan var. Mide hastası olan var. Yutkunması gitmiş. Hangisi zengin? Kimisinin gıdası çok, sistemi bozuk. Onun dozer gibi sistemi var. Ekmeği şundan bundan buluyor. Ne acayip ya. Ya hiç böyle bakmadım dedi. Ne acayip bir şey ya. Adam iki ayağı yok. Polatlı'da iki adam bir ayağı yok. Pil alacağım. Dedim ki selam aleyküm selam dedi. Dedim ki nasıl pil alıyorum? Mutlu musun? Tabii ki mutlu olacağım abi. Ya ne mutlu olacaksın kardeşim? Ayağın yok. Nasıl mutlu oluyorsun? Biz de çomak sokuyoruz yani. Abi varım ya dedi. Benim yeğenim dedi 16 yaşında evinde tüp takıldı diyor. Öyle yaşanır mı dedi. Ama benim ayağım yok ama her şeyim sağlam dedi. Hakikaten mutlu musun dedim. Bak şimdi. Hakikaten mutlu musun dedim. Mutluyum abi dedi. Dedi devamlı yoğun bakım tüp takılmış. Ama ben öyle değilim dedi. Bak yaşıyorum dedi. Ya iştahlı da yiyorum dedi falan. Dedim ki ayağın olsa ne olurdu dedim. O zaman çok mutlu olurdum dedi. Hakikaten olur muydun dedim. Bak iyi dinleyin. Tabii abi dedi ya. Öyle mi ya? İki ayağın olsaydı çok mutlu olur muydun? Tabii abi dedi ya. Nasıl mutlu olmazsın dedi ya. Öyle mi ya dedim. Ben de kalk bir şey taktım. Ona dedim. İki ayağı olsa çok mutlu olur. Ben de böyle. Ulan iki ayağım var. Elimi de cebime koydum ha. Böyle. Orada deli gibi. Millet de bakıyor. Ulan adamın iki ayağı olsa çok mutlu olur. Ulan benim iki ayağım var, mutlu değilim. Ulan zorun ne lan Hasan dedim. Zorun ne? Adam bak iki ayağı yok, mutluyum. İki ayağı olsa çok mutlu olacak.
Ulan zorun ne senin dedim ya. İki ayağın var senin. Niye mutlu değilsin ya sen? Ne biçim insansın sen? Dedim. Adam bakıyor. Tamam. Abi değil mi sana niçin mutlu değilsin? Söyle bakalım dedim. Niçin mutlu değilim? İki ayağın var. Çünkü yaşa ayağının farkında değilsin dedi. Ayağını bugün hiç düşündün mü dedi. Ya ayağının farkında değilsin. Kardeşim sistem çalışıyor koca Sapancı. Patates pürüsü mü ne ezmesiyle yoğurt yiyormuş. Hanginiz ona kanaat ettiniz senelerce? Dozer gibi götürüyorsunuz. Götürüyoruz biz de. Ben de elhamdülillah. Adamın her şeyi var. Hiçbir şeysi yok. Sistem çalışmıyor. Su yiyelim. Çöpte ekmek alıyor ama nasıl yiyor? Yedi. Bizi, ötekisi yesin de göreyim. Ha, psikolojisi bitmiş. Dünya bitmiş. Her şey bitmiş ya. Böyle baktığın zaman değişiyor. Evet. Şimdi bu paragraf okumak istiyordum. Ezan okundu. 15-20 dakika falan. 10 dakika alırım. Evet, her şeyin iki ciheti vardır. Sizi üzen sebebi ortadan kaldırmak adına burası çok önemli. Siz illa size bakmıyorum. Yarın babasınız, yarın oğulsunuz, yarın amcasınız, yarın yeğensiniz, torunsunuz, müdürsünüz, öğretmensiniz, işçisiniz, vakıfsınız, öğretmensiniz, bir şeyler anlatıyorsunuz. Öyle bakıyorum size. Bugün 13 yaşında olmanız, 12, 14, 15 olmanız diye bakmıyorum. Bak şimdi. Niçin üzüntü? Bunu annene anlatırsınız. Abinize, ablanıza, dayınıza anlatacaksınız. Nedir o? Buradan geldiniz. Şimdi insanı üzülmesine sebep şu kuralı bilmemekten kaynaklanıyor. Her şeyin iki ciheti var. Bak öyle yapıyorum. Her şeyin iki yönü var. Bir ciheti Hakk'a bakar, diğer ciheti de halka bakar. Halka bakan cihet, Hakk'a bakan cihete tenteneli bir perde veya şeffaf bir cam parçası gibi altında Hakk'a bakan cihet istandı gösterecek bir perde gibi olmalıdır. Binaenaleyh nimete bakıldığı zaman münim, sanata bakıldığı zaman sani, esbaba nazar edildiği vakit müessir-i hakiki zihne ve fikre gelmelidir. Okuyacaktım, bu da uzun olur. Lemalar 266'da, 233 sözlerde, hepsini toparlayıp söylüyorum, bunu da okudum. Şu, hiçbir şey ama hiçbir şey istisnası yok. Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Yani buz gözükür ama arkası su. Ceset gibi gözüküyor ama bende ruh. Mesela utanma kırmızı olarak gözüküyor ama utanma kırmızı değil. Korkma beyazlaşıyorsun ama korkma beyazlaşma değil. Demek ki mülk karışık olabilir ama melekütü hepsi şeffaftır. Vereyim mesela en zirvesini vereyim. Şeytan en pis değil mi? En karışık mahluk. Hangi esmaya dayanıyor? Hangi esmada yaratılmış şeytan biliyor musunuz? He? Nur olur mu bu adam? Nurum nur. Melek, melek nurdur. Doğru. Melek nurdan yaratılmış. Şeytan? Ateş. Mudil esması. Mudil. Ama ateş de var içinde. Peki. Burada şeytan ve melek. Peki şeytan hangi esmadan? Mudil. Melek, nur. Peki esmada şeytanlık var mı aşağı? Yok. Mesela su. Mektup okuyorsunuz değil mi? Suyun hangi elementlerden oluyor? H2O. Bir tanesi yakar mı yanıcı değil mi? Bir tanesi yakıyor, bir tane yanıcı. Ama söndürücü ikisi. Bak hidrojen. Hidrojen yanıcı. Şey hidrojen. Oksijen de yanıcı doğru. Oksijen yanıcı. Hidrojen yakıcı. Doğru mu? İki tane bir araya gelince yanması gerekirken söndürücü olmuş. Yani her şey ama her şey zahirde gözüktüğü gibi değil. Mesela adam kadın çöplükte ekmek alıyor. Zahir ne kadar çirkin. Batına bakınca öyle değil. Zahirde şeytanın yaratılması şer ama hakikatte iki tane özellikle yaratılmış. Bir, kemalat insaniye var. Bir de şeytanın yaratılmasında bir tane de bir şey var. M ile başlayan. Bütün kemalatı, bütün kemalat-ı insaniye var. Bir de şey, fezlekesi var. Yani kemalat-ı insan neydi? 13. lemanın başına bir bakın bakalım.
Şeytanın yaratılma şeyinde iki tane şey var. İki tane. M ile başlayan bir şey var. Bir tanesini söyledim, hatırladım. Kemalat insaniye var. Şeytanın yaratılma, şeytanın vücudunda. Şeytanın vücudunda neydi M ile başlıyor ya? İki tane şey var. Şeytan bunun için yaratılmış. Yani insanın bu tarafını aktif ediyor. Örnek vereyim bir tanesini. Ha, makasidi hayriye külliye. M ile başlıyor. Makasidi hayriye külliye var. Bir de kemalatı insaniye var. Mesela bir yapayım. Şeytan diyor ki, bak, bak açık saçık geliyor. Bak, içimizde bir enerji olur. Enerji böyle, bak, bak. Bak işte veya yalnız kaldığınız evde aç şu televizyonu, aç işte, aç veya ver o zorun şunun payını, hak etti işte. İçimizde bir enerji olmuyor mu? Ha, şeytandan değil o. O şeytandır. Şeytan budur. Enerji budur. Şimdi bak kemalat yapacağım ona. Makasidi hayri külliye. Bak geliyor içimizden bir dürtü. Allah diyor ki bakma ondan alacağın nefsane sufli lezzete mukabil ben imanın lezzetini sana tattıracağım. Şimdi içimizde bak var ya bak bak hayır. Peki bakmadın geçti. O ne olacak? O enerji ortaya çıktı. O enerji çıktı. Bakmadın. O dayatma enerjisi şeytan. Bakmayınca o enerji kemalat oluyor. Çünkü geri dönemez. Odunu yaksanız buraya. Odunu yak. Hiçbir yere gitmedi bu duman ve nur. Hadi bakalım geri getirin de odun olsun. Olur mu? Bir kere enerji çıktı. Şimdi şeytanın enerjisi çıktı mı kardeş? Çıktı. Bakmadın, harcanmadı o. Baktın, göz harcadı onu. Hayal onu harcadı. Enerji ya. Şeytan niye verdi o enerjiyi? Bu pil cep telefonuna çekiyorsunuz. Cep telefonuna çekerken batarya lazım. Ses çekeceksin, batarya lazım. Öyle değil mi? Şimdi bakmak için göz feri lazım. Hayal etmek için enerji lazım. Onu depolamak için baktığın haramı enerji lazım. Bakmadın. Göze, feri, hafızaya, hayale geçecekler. Ne olacak şimdi? Kullanılmadı. Ortada kalamaz. Bakmadığın için Allah diyor ki ben ondan daha imanın lezzetini tattıracağım. O çıkan enerji lezzet oluyor. Geri de dönemez. Bakmadığın için o lezzettir. Ve keyif veriyor sana. İşte arkadaşlar zahirde hastalıkların altında, musibetlerin altında tam kader ilahinin adaleti var. Kader ilahinin izini, özünü ve yüzü var. Surette, sureta gözüktüğü gibi hiçbir şey değil. Anlıyor musunuz? Bir, hastalık günahları affettirir. Hastalık insan derecesini arttırır. Hastalık meylan-ı hayra kuvvet verir. Şere karşı meyillimizi keser, tamam mı? Ahirette derecemizi artırır. Esma'ya mazhar oluruz. Rahmet elayı celbederiz. Ama zahirde bak şer. Değil mi? Ha, demek ki her şeyin iki cihet var. Toparlıyorum. Biri mülk, birisi melekut, biri Allah'a bakıyor, birisi nefse bakıyor. İşte bu hadiseler tenteneli perdedir, köpüktür ama altında su akıyor. Onun için sureta, bir daha söylüyorum. Surette, zahirde gözüktüğü gibi değil. Arkası rahmetlerle dolu. En zirvede olan şer şeytandır ama mudil esmasına dayanıyor. Dolayısıyla şeytanın vücudu bile makasıd-ı hayriye-i külliye var. Bir de kemalat-ı insaniye var. Şeytanın vücudunda. O zaman biz zorlukları görünce şükredeceğiz. Tam yani mesela zahirde zorluk. Bak şimdi. Onu ben sizin teşvik için söylemiyorum. Ben 17 yaşında bu parkura girdim. Siz benden bahtiyarsınız. 13, 12, 14... Tatlım sen kaç yaşındaydın? 13 bak. Ondan ufak var mı? Yok 13. Ben 17. 17 bak şimdi. Şimdi sıkıntısız. Nasıl? Lazların bir atasözü var. Affedersiniz kusura bakmayın. Kıç diyor ıslanmadan balık tutamaz. Tamam bir düşeceksin dereye tamam. Şimdi bedel şu anda sıkıntı çekiyorsunuz ya. Sıkıntı dediğin ne sıkıntısı ya? İşte 3 sene, 4 sene burada okul okurken bu dershanede kalıyorsunuz. Ha bir sıkıntı, anneniz yok, babanız yok. Ama bak nereye mal olacak? Bir, ahiret hayatınızın çekirdeği olacak.
Vallahi teşvik için demiyorum. Ahiret hayatınızda teşvik olacağım. Yarın baba olacaksınız, oğul olacaksınız, kardeş olacaksınız, öğretmen olacaksınız. Bu ruhunuza işlenen şu bilgiler kullanacaksınız. Şu öğrendiğim var ya manayı ismima. Yani her şey, hiçbir şey surette gözüktüğü gibi değil. Allah bilir nice buhran ve bunalım geçiren insanlara derman olacaksınız. Onlara merdiven olacaksınız. Onlara gözlük olacaksınız. Onlara nur olacaksınız. Işık olacaksınız. Aldınız bu ders. Ama küçük bir şey yani 2-3 sene. Ama mesela ben 17 yaşında dershanede kalırken tabi anne baba yok falan üzülüyordum. Şimdi onları hatırladıkça, tahattür ettikçe elhamdülillah. Günahla geçen günlerimiz vardı. Şimdi onları her hatırladıkça belki de Allah affetmiştir. Tövbe ettim aldım ama gene beni yakıyor. Ama sıkıntı çektim ya. Mesela Çağlayan'da 1 sene, 2 sene tamamen beni tecrit ettiler. Çocuktum 17 yaşında ailem beni şey yapmasın diye vesaire. Tek başıma kaldım. Hiç kimse de şey yapmayın. Yakalayamasınlar diye. Sen nasıl yaptılar sahabeyle. Ama şimdi onların meyvesini yiyorum. Bak o küçükken yaptığım fedakarlığın, küçükken yaptığım şeyin, biraz fedakarlığın, gayretin. Bak şu anda meyvesini yiyorum. Bak Hasan abiniz. Bak şu anda Türkiye'de dinliyor. Nur talebelerine de elhamdülillah ölçüler oluyor. Olmuyor. Burada tahdisi nimetlerinden söylüyorum. Şükür. Ama ben zamanında yapmış olduğum o küçük fedakarlıkların Allah ağaç yapıyor. Yani bedava Allah vermiyor. Onun için ya peki ahirette? İşte 2-3 sene fedakarlık yapacaksınız. Mektep okurken yapacağınız, şu okumalarınız, şu risale okumanız, şu yurtta kalmanız, teşvik için demiyorum doğrusu bu. İleride ve nihayet ahirette sonsuz nimet ilahiye mazhar olacaksınız. Peki. Var mı sorusu olan? وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة